Günaydın şekerlerim. Biz bugün güne çok ani, hızlı başladık. O yüzden video'a geç bir giriş oldu. Ama iyi oldu. Evden çıkarken direkt başlattım. Şimdi hemen Nişantaşı'na gidiyoruz. Nişantaşı'nda Abdullah Bey'in yanına gidecek. Benim kan tahlili sonuçlarım çıktı. 4. ay için konuşacağız. Oradan Yakup'la bir şeyler yemeye gideceğiz. Sonra akşam 7.30'da bir tane etkinliğe davetliyiz. Şişli'de oraya gideceğiz. Falan pişman. Koşturmacalı bir gün. Yoğunuz. Güneş gözlüğümü al. Sabah Allah'tan Reels'i aradan çıkarabildik. Çektik canım. Aynen. Güzel de oldu. Evet, çok tatlı bir video oldu. Instagram'a girerseniz görürsünüz aşklarım, ağladıklarımla alakalı bir Reels. Ve geldik. Abdullah Bey'in kliniğine. Çok açıldım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. İyi, teşekkürler. Yine makyaj bastırdım da. Geçti bayağı gene. Aa, bayağı geçti. Evet evet. Çok sakinleşti cildim. Çok iyi. Abdullah Bey'in yanından çıktık. Şöyle güzel bir haber var. Normalde bugün yapacaktı ama ben bugün etkinliğe gideceğim için yapmayalım dedim. Çünkü makyajımı silmesi gerekiyordu. Dedi ki sana dedi BBL yapalım dedi. BBL de bu kızarıklıklara iyi geliyor. Lekelere iyi geliyor. Şimdi sivilce tedavisiyle birlikte bunu yürütebiliyoruz dedi. Yani zaten Abdullah Bey dermatolog olduğu için ben sorgulamıyorum. O yapabiliriz diyorsa yapabiliyoruzdur yani. Diğer ay BBL'e başlayacağız. Hem bu sivilce lekeleri için, izler için daha iyi olacak. Kızarıklıklarım da geçecek. Ve biz oradan çıkarken resepsiyondaki kadın şey dedi. BBL yapınca dedi cildine inanamayacaksın. Dedim ki ne? Keşke bugün etkinliğe gitmiyor olsaydım da bugün yaptırsaydım ama yapacak bir şey yok. No demek zorunda kaldım. Bu arada şöyle bizim yine makarna yememiz. Yakup da makarna söyledi. Ben makarna söyledim. Böyle vizyonsuz insanlarız. Neyse bunları yiyelim, sonra kahve içmeye falan gideceğiz. İnanılmaz açız. Bugün ilk öğünümüz saat 4. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağımızdan öpen mi? Şimdi Jacob'la Nişo'dan çıkıyoruz aşkolar. Ve etkinlik yerine gidiyoruz. Koş 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 koş. Ay biz bu arada bir kafeye gittik, oturduk. Orada size bir şey çekemedim. Çünkü full sohbet ettik. Full sohbet ettik fakat böyle açık alan bir yerde. Ve orada sohbet ederken inanılmaz üşümüşüz. Ben bunu hani oradan kalktıktan sonra fark ettim. Sonra ben o kadar üşüdüm ki Yakup'a dedim ki ne olur sıcak bir yere geçelim. Biz bugün full kafelere para yedirdik. Gerçekten. Etkinliğe gidiyoruz. Zaten bir durak mesafemiz var. O yüzden kısa sürede etkinlik alanında evet, oluruz. Evet. Ay bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben uyuz oldum. Event'e 4 saat kala dress code mu verilir? Zaten evden çıkmışım saat 2'de. Siz bana yazıyorsunuz 4'te bordo giyin diye. Yok kardeşim üstümde bordo. Yakup da yeşil giydi. Yani ben renk kara olabilirim ben. Neyse böyle bir şey yaşadık. Dedim ki umurumda değil yani. Ben bunu giyip çıktım. Üstümü değiştiremem. O yüzden gidiyoruz yani. Alınmıyormuşuz çok güle. Şey yapıyormuş. Üstünüzü açar mısınız? Bordo var mı? Bakacağız. Gerçekten az önce uyandım. Hiç iyi değilim. 10 saat uyumuşum. Beni biliyorsunuz, 10 saat uyumak benim için zor bir şeydir. Ben erken kalkarım. İlk defa bu kadar uyumuşum. O yüzden nevrim döndü. Bir tuhafım yani. Ve cildimin nasıl sakinleştiğini size göstermek istedim. Çok heyecanlıyım. Türk kahvesi yapacağım. Şu an acil ayılmam lazım çünkü. Bugün ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Random kamerayı açtım. Çünkü bayağıdır vlog çekmiyorum. Ay! Allah! Sadece suyu koyup kahve makinesini çalıştırmaya çalıştım. Kahve koymadan. Allah Allah! Bugün ne var bende ya? Kendine gel kızım! Hadi! Enerji! Şöyle, laptopum bozuldu. Laptopum bozulduğu için zaten bu video yükleyemiyorum. Çünkü videolarımı atabileceğim bir laptopum yok. Ama Yakup şey dedi, hani benim laptopumu alabilirsin dedi. Onun bir tane de benim laptopuma benzer bir laptopu var. Okul zamanı onunla aynı anda almıştık. Ama vlog da çekmediğimi fark ettim. Ya YouTube'u çok seviyorum. YouTube benim gerçekten
hani severek kullandığım bir platform. Ama bazen o kadar yorucu olabilir ki YouTube. Yani biraz şeyi fark ettim. Laptopum bozuk bahanesiyle vlog çekmiyorum. Yani elinizde sürekli bir kamerayla gezmek, sürekli kamerayı açayım demek biraz yorucu olabiliyor. Ama bunu yapmıyoruz çünkü YouTube her zaman diyorum benim için özel bir yer. YouTube'u bırakmak hiç istemiyorum. Böyle de yapmak da istemiyorum. Sadece bu hafta birazcık video şeyi yaşadık. Eksikliği. Neyse. Halledeceğiz. Bu arada artık her sabah bir kaşık pekmez yiyorum kan yapması açısından. Bu dünyanın en iyi pekmezi. Babam bunu bir yerden getirtmişti. Nereden getirtmişti hatırlamıyorum ama bir pekmezin tadı bu kadar mı güzel olur? Ben her sabah ondan bir kaşık atanızı şekerim. Toparlanacak. Ha bir de ay laptopumu yapamadılar. Ya benim mi kekliyorlar? Hadi kibar konuşayım. Yoksa gerçekten laptop o kadar kötü durumda mı anlayamadım. Yani bataryam şişti diye gittim. Bin bir türlü masraf saydılar bana. Anlamadığım için ve ola da bilir. Mesela anakartta sıvı bulduk diyorlar. Tamam laptopa birkaç kere bir şey döküldü. Hani şimdi böyle bir durum var. O yüzden sıvı bulunabilir. Ama bu sıvılar döküleli çok uzun zaman oldu. Falan filan gibi. Neyse yapamamışlar. Yine benden ekstra ücret için aradılar. Dedim ki istemiyorum. Sinir oldum. Dedim ki istemiyorum yapmayın dedim. Bana dedim sürekli ekstra masraf çıkarıyorsunuz dedim. Sonra adam dedi ki isterseniz fiyatta yardımcı olabiliriz. Hayır istemiyorum dedim. Çünkü yine söyledikleri şey ne biliyor musunuz? Bana bu anakarttan sıvı çıkarmayı söylerken dediler ki biraz riskli bir işlem. Olmayabilir. Ben de dedim ki deneyin. Olmamış. Sonra ekstra ücret için aradıklarında diyorlar ki bu da riskli bir işlem. E bunu da yapamayacaksın o zaman yapma. Gidip laptopumu alacağım. Başka bir yere soracağım. Kadıköy'ü biliyorsanız eğer Kadıköy'de çok iyi bir pasaj var. Pul içinde böyle telefoncuların, laptopçuların, bilmem necilerin, tamircilerin olduğu bir yer. Ben de hatta hep sizin videonuz çıktığında oraya gidiyorum. Oraya bir gideceğim. Oradakilerle konuşacağım. Tatlı esnaf insanlar onlar da. Yardımcı olurlar bana diye düşünüyorum. Yarın da arkadaşımın stand-up gösterisine davetliyim. Ya kendimi davet ettirdim. Geçen bir yerde karşılaştık. Ben böyle şey yaptım. İşte davet etmiyorsun falan. Öyle pazar günü de onu davet etti. Ona da yazıp hani biriyle geleceğimi söylemem lazım. Çünkü sadece benim için yer ayırmamıştır umarım. Çünkü ben hiçbir yere tek başına giden biri değilim. Güzel bir gün. Kendime gelmem yeterli. Saat 12.30 olmuş. Yani bu benim için gerçekten ekstrem bir şey yani. Benim günlük rutin aşkım bir yerleri arayıp beklemek. Sadece laptopumu bugün alamayacağımı söyleyeceğim de. Açtılar sandım fake yedim. İyi günler Banu Mustafa. İşinizi ve soy isminizi öğrenebilir miyim? Ece Çetinöz. Merhabalar Ece Hanım. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkür ederim sizler. Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Herhangi bir problemim olmaz. Tamam tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Hayır teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Şimdi şöyle neden bugün alamayacağımı söyleyeyim. Bugün Cenk'erin ailesi gelecek. Eve gelecekler mi tam bilmiyorum onu. Cenk'er izinli olduğu için ailesinin yanına gitti. Biz bayağıdır bitki istiyoruz ya eve. Cenk'er evde çok fazla bitki bakan biri. Bitkilerle de inanılmaz ilgilenen biri. Evde böyle bitkileri vardı. Onları bize getirecek hani. Bizim evde dursun diye. Bir de annesi de bizim için birkaç bitki ayırmış falan. Bugün babasıyla birlikte gelecekler. Fakat annesi gelecek mi falan onu tam bilmiyorum. Konuşacağız şimdi. Ona göre evi falan da temizlemem lazım. 4.30'da yola çıkacaklarmış. Hani 6 gibi en geç burada olurlar diye planladım. Temizlik yapalım diyorum. Neden? Normalde dün ya da ondan önceki gün Furkan evi detaylı temizledi. Fakat şunlar, şu iki yaramaz. Nasıl bakıyor? Kavga ettikleri için bakın. Şu monster'ın tüyü arkadaşlar. Kavga edip birbirlerini yoluyorlar. Durduramıyoruz. Çünkü gerçekten mesela monster yapıyor sanıyorum. Monster'ı durduruyorum ama Eylül'ün doğan aslında oyun istiyor. Oyun dilleri böyle. Birbirlerini ısırıyorlar falan. Ve böyle bazen bir bakıyorum. Monster'ın ağzında siyah tüy. Eylül'ün ağzında beyaz tüy falan öyle geziyorlar evde. Neyse ev yani tüy oldu anlayacağınız. O yüzden evi falan bir süpürmem lazım. Yarın Furkan ehliyet sınavına giriyor. Teker teker bizim ehliyet almamız şaka mı? Gerçi benim neredeyse 1-2 yıla yaklaşacak ehliyet almam da. Cenk'e şimdi öğretirken Furkan da yarın ehliyet sınavına giriyor. O da benim gibi otomatik vites aldı ehliyetini. Cenk'e bir tek aramızda manuel alan. Normalde ben Cenk'e ne güzel izinli diye ona araba kullandırtacaktım. Ama yarın da izinli. Yarın kullandırtırabilirim. Bir kere
kullandı zaten ama size çekemedim çünkü ilk defa birlikte arabaya biniyorduk. Sürekli gözüm ondaydı ama şimdi ikinci sürüşümüzde kamerayı alıp size de turlayabiliriz diye düşündüm. Kızlar şimdi bak, duşakabine bakmanızı istiyorum. Az önce duştan çıktım. Sıcak duş aldım, tamam mı? Yani bu yüzden buhar oldu orası. Neden bunu gösterdim ve neden şunu gösterdim? Koluma bakın. Kolumda bir kızarıklık görebiliyor musunuz? Şimdi kurulanacağım, pijamamı giyeceğim, geleceğim. Bu gösterdiklerimin açıklamasını yapacağım. Ben burada bir setup kurdum. Bir ışığım burada, bir ışığım şurada. Sizinle story'de duş sonrası bakım yaptı. Şimdi neden gösterdiğimi söyleyeceğim size. Bakın kolum kızarıklık yok. Normalde benim duş sonrası hep böyle kızarıklığım olurdu. Ay, kapıyı açacağım, çok sıcak. Sıcak suya hassasiyetim olduğu için olduğunu düşünürdüm. Fakat Avino diye bir marka var arkadaşlar. Onlarla hatta şu anda biz işbirliği de yapıyoruz. Ben bu sayede tanıştım bu markayla. İnanılmaz iyi. Ya gerçekten kızarıklığımı geçirdi. Kimi zaman influencerlara çok yüklenildiği için işbirlikleri konusunda tekrardan söylemek istedim. Bakın gerçekten çok güzel. Hassas bir cilde sahipseniz bence seversiniz. Şu duş jeli biraz ıslak olduğu için gösteremiyorum. Bendeki yulaf özü içeren serisinden hem duş jelini hem nemlendiricisini her gün kullanıyorum. Gayet de memnunum. Aklınızda bulunsun. Çünkü çoğu zaman eğer vücudunuzla alakalı duştan çıktıktan sonra bir problem yaşıyorsanız duş jeliyle alakalı falan olabiliyor. Özellikle hassas ciltliyseniz. Bu markayı deneyimlemenizi isterim. Gerçekten memnun kaldım. Severek de kullanıyorum. Buradan bir çıkalım, muhabbet öyle devam edeceğim çünkü burası şu an çok darmadağınık. Arkadaşımın bir markası var. Böyle protein karışımları bilmem neleri var. Mesela bu da proteinli yulaf karışımıymış. Çilekli. Bunu deneyelim dedim. Böyle hızlı bir ara öğün şeklinde yiyelim. Sütle karıştırıyormuşuz direkt. Hepsini dökeceğiz. Bir kaba karışımın tamamını dök ve üzerine sevdiğin süt çeşidini ekleyip tüketebilirsin demiş. Gluten yok, bir şey yok. Yani benim glutene karşı böyle çok büyük hassasiyetim yok bu arada. Ama yediğim zaman şişiyor muyum? Şişiyorum. Bir tek şişiyorum. Laktoza karşı benim gerçekten ciddi bir sıkıntım var. Gerçekten böyle hani atıyorum bir yere gidelim. Ben içecek sipariş edeyim, kahve mahve. Laktozsuz diye söylüyorum ve laktozlu bir şey geldiğinde anlıyorum. Çünkü direkt midem rahatsız oluyor. Bayağı toz. Ha yok, iyiymiş, tamam. Aa, çok güzel kokuyor, çilek kokuyor. Şöyle bir şey. Bunun üstüne süt ekleyeceğiz. 125 mg demiş de. Bakayım. Şöyle bir ölçü bardağım var ya. 125-150. Biz 150 yapalım. Şöyle bir süt. Kaşığımızla. Ay, pembe oldun sen. İçinde glutensiz yulaf ezmesi, bezelye proteini, chia tohumu, keten tohumu, dondurularak kurutulmuş çilek, pancar tohumu, tatlandırıcı çilek aroması varmış. Şimdi yalan olmasın, şey hayranı değilimdir. Yulaf hayranı. Bir de şeylerden de yollamış, onu denemek istiyorum. Üf, Ramazan diye şey yapamıyorum, Instagram'da gösteremiyorum. Bunlar bir de tam kahvaltılık şeyler aslında. Akşam yemeğinde gösterilecek şeyler de değil. Pancake karışımı falan da var böyle, sağlıklı. Şimdi tadına bakalım. Güzel ama ben şu şekilde tüketmeyi daha çok tercih edebilirim. Yoğun bir kıvam için buzdolabında bekletebilirsiniz demiş ama geceden beklet demiş. Ben bunu bir de öyle deneyeceğim. Sadece çok sıvı geldi. Ama güzel. Bugünkü öğünümüz böyle olsun. Bunu bir de buzdolabında bekletip de deneriz. Beğendim. Like'ladım şekerim. Ay, sonra da bir kahve mi yapsak? Ama böyle sütlü, soğuk bir kahve. O da olabilir. Bunu hızlı hızlı yiyeyim. Daha sonra süpürge. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Kız, bu şarkı söylüyorum diye beni hapsatmasınlar. Bu evde 40 yılda bir gerçekleşecek olan etkinlik gerçekleşiyor. Bu eve yetişkinler geliyor. Oh my god! Bilirsiniz, tam bir öğrenci bekar evi, bilmem ne karışımı bu ev. Yani şey olarak söylüyorum, ev tarzı olarak da değil de hani gelen insanlar karışımı olarak söylüyorum. Çok fazla yetişkin ağırlamadı. Mesela ben ablamları o kategoriden saymıyorum yani, hani böyle. Onlar ablam yani. Yetişkin sayılmazlar, hayır. İşte Cenk'in ailesi hani geliyor. Güzel bir temizlik yapmamız lazım, güzel ağırlamamız lazım. O yüzden de pijama değil de bir tık daha şöyle giyindim hani, eşofman stili. Şimdi son ses müziğimizi açıyoruz, süpürgemizi yapacağız. Bir şey diyeyim mi? Bu proteinli şey çok iyiymiş gerçekten. Arkadaşımın markası diye demiyorum. Yok yok, gerçekten iyi tok tutuyor yani. Şimdi son ses müziğimizi açalım. Temizliğe başlayalım.
güzelleşti yemin ediyorum. Yani saat ilerledikçe hava güzelleşti. Sinirim bozuldu. Yaptım ya tüm işleri. Tamam. Tüyleri aldık işte. Evi süpürdük. Vila daladık. Bunun tüylerini aldık. Okey. Toparladım bir de. Etrafta bir dağınıklık da yok. Ah yoruldum kızlar ya. Ve hala tokum. Dikkatinizi çekerim. Şimdi cenkerlerin gelmesini beklemek kaldı. Onlar da gelsin. Hadi kızlar Türk kahvesi molası. Şimdi Türk kahvesi yapalım. Cenk'in annesi de geliyormuş galiba. Tanışmıştık zaten çok tatlı. O da Türk kahvesi isterse onu da Türk kahvesi yaparım. Onlar geldiğinde onları içerken onlara da bir posta içerim. Buzdolabımız da bomboş. Cenk herkesin ailesine alışveriş yaptırmıştır. Buraya yazıyorum bakın. Şapşal ya. Kızlar geldiler. Şimdilik sizi öpüyorum. Kamerayı açamayacağım. Şimdi şöyle bir pirincimiz var. Bunu bunun içine dökeyim ben de. Burada da Cenk'in Coco Pops'ları bu arada. Akşam bir anda öpüyor. Coco Pops ister misiniz? Bu bir anda gece benim Coco Pops partim geliyor. Evet sanırım Coco Pops telleri geliyor. Burası zaten paket ürünlerin olduğu yer. Bu paketli un tuzlu şu arkaya koyabilirim. Un tuz deyip tuz şekeri koyma. Aynen makarnayı böyle alalım. Makarnayı sıkıyoruz zaten genelde. Pirinci atabiliriz bence. Bakın sabah size bahsettiğim pekmez mükemmel bir pekmez. Evet çok güzeldi. Tadı harikulade. Ne bir ara bal baban mı yollamıştı o da çok güzeldi. Bu balla pekmez aynı yerden gelmişti işte. Ay baksanıza mantı. Çok severim. Fasulye bamyalar. Buzluğumuz doldu mu? Doldu. Bunları koş. Reçeller. Dolaba koyacak başka bir şey yok. Tamam. Bize de afiyet olsun. Bakın şöyle bir gün şey gibi oldu bu. Yani tam ne biliyor musunuz? Böyle babaannenize falan gittiğinizde çay saatinde yapılan şu atıştırmalıklar vardır ya ama aslında çoğu insanın yemeğidir bu. Mesela bu benim için bir yemek aslında. Çünkü ben buna doyarım. Neyse böyle güzel bir sofra hazırladık. Furkan da yoldaymış geliyor. Bitkileri göremeyecek çünkü Cenk'er kaşla göz arasında bitkileri yıkadı. Ama sarmanın tadı nasıl güzel. Gerçekten. Ben sarma aşığıyım. Benim annem sarma yapacağım dedi. Sonra sabah babaannemle anneanneme sardı. Helal olsun. Eli geçen emeği geçen herkesin ellerine sağlık efendim. Bir de şimdi bir yemekteyiz patlatırız. Tamam. Sizi öpüyorum. Bugünlük böyle olsun. Yarın da zaten yine açarım vlog çünkü Fırat'ın yanına gideceğim. Fıratlar taşınmış. Kargolarım onda. 3-4 tane kargom var. Eski evime giden. Yarın onunla bir kahve içmeye gideceğiz. Aynı zamanda kargolarımı alacağım ben de. Stand-up'a gideceğim akşamda. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz kızlar. Yarın da birlikteyiz. Hadi. Öpüyorum size. Günaydın. Günaydın. Bugün kim ehliyet alıyor? Manifestliyoruz aşkım. Evet, alıyorsun. Alıyorum, aldın. Alıyorum. Aldın. Bunu gördüğünüzde almışımdır zaten. Evet. Yok almadığımı siliyorum değil mi ben bunu? Arayı hemen atıyorum. Bu arada istediğiniz zaman alın arabayı kaçırın. Bu lafızda ölemeyecek. Görüşürüz küçük kız. Görüşürüz. Niyeti olan küçük kız. Görüşürüz. Ay bu evdeki herkes ehliyetli olacak artık. Şaka mı bu ya? Ama sürebilen bir kişi var o sırada. Yok yok sen de sürüyorsun da. Tamam. Ama 3 kişiye bir araba hadi bakalım. Kavgalar başlasın. Hadi öpüyorum size. Görüşürüz. Kaldık elin baş başa. Saat 1'de Fırat Kadıköy'e gelecekmiş. Fırat'ın yanına gideceğiz. Onda 3 tane kargom var. Yarın da işbirliği çekmem lazım. Laptopu almaya gitmem lazım. Bir de bugün Reels çekersem güzel olur. Ben bugün Reels için mi hazırlansam? Bugün Reels de hazırlanalım. Tamam halledeceğiz kızlar. O zaman ufaktan hazırlanalım. Çünkü ben bugün yine geç kalktım. Saat 11.30. 1 gibi benim Kadıköy'de olmam lazım. Yani şimdiden hazırlanmaya başlamam lazım. Kızlar geç kaldım. Geç kaldım. Ama size bir kendimi göstermek istediğim şu strapless üstümü giydim. Altına bol paça pantolon. Kovboy çizmelerimi giydim. Şu çantamı taktım. Zaten bu dış giyim bende asla değişmiyor. Işık da çok kötü. Şöyle gibi işte. Gidiyoruz. İlk önce Fırat'ın yanına uğrayacağım. Fırat'tan kargolarımı alacağım. Oradan Yakup'a gideceğim. Yakup'a kargolarımı bırakacağım. Yakup'la hazırlanıp Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş'ta Berçemler'le buluşacağız. Berçemler'le buluştuktan sonra da stand-up gösterisine gideceğiz. Hadi gidelim. Kargolarım Maybelline'den özür diliyorum. Neden? Bana PR yollamıyor diye kızıyordum. Kel kel ver. Meğersem valiz bana da yollamışlar. Nasıl açılandı bu? Yandan direkt tık diye açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow wow wow. Hazır mısın? Bu büyük ihtimal size hediye gelecek çünkü Purus'un her ürünü bende var. Vastens ödüllerinde aday gösterildi ya bu ikisi. Ha, kırmızı şeyler mi bunlar? Kırmızı toz peelingle C vitamini. Bakmama gerek bile yok. Biliyorum yani, dışından biliyorum hangi ürün olduğunu. Şuna bakalım, Şivek'ten de gelmiş. Ha, saç şeylerinden. Aa, böyle biliyorum. Tutu yapmak güzel için bir şey var. Saç yağı. Aynen, EHA, BHA içeren saç şeyi. Arındırıcı ve peeling etkili şampuanmış. Bunlar biraz geç paylaşım olacak çünkü eski adresime gitmişler. Bunlar, bu mesela şeyde de Fırat, bu bayağıdır bizde de. Hadi git sen de hazırlan. Tamam. Daha stand-up'a gideceğiz. Bugün etkinlik gördüm. Event, event, event. Kızlar yine kaçanızı. Bugün yollarda geçti vlogumuz, yemin ediyorum. Yollarda da değil de çekmedim size yolları gereksiz olduğu için. Ama ben hep yollardaydım. Çok şairane bir şey gibi oldu. Ben hep yollardaydım. Yürürdüm, giderdim. Bu yüzden seviyorum ama çok yamuluyor. Hava güzel ama akşama serinleyebilir, haberin olsun. Hediyle bizi yollarda. Arkadaşlar bakın, Berçem yanımda. Bizlerle de görüşüyoruz. Yemin ediyorum sonra görüşmüyorum sanıyorsunuz. Kızıyorsunuz. Ama Berçem yanımda. Burada ve Burza işte. Şimdi birlikte stand-up gösterisine geçiyoruz. Ama şey, benim Yakup'la Sevde'yi direkt siktirdiler. Biz ikimiz birlikte kız kardeş günü yaptık. Gözünü takıyorsun sen. Neyse, arkadakiler de duymadı. O da dedi ki, aa Ece de. Yakup tanımamak için göz. Tanıyorum arkadaşlar. Ya bu arada az önce çok tatlı bir şey oldu. Biz böyle oturduğumuz yerden kalkarken iki tane takipçim yanıma geldi ve şey dediler, hani seni o kadar tanıyoruz ki hani sen de bizi tanıyacak mısın gibi hissediyoruz. Ben şimdi böyle yapıyorum. İşte dedim, yaratmak istediğimiz ruh bu. İşte bu. Günaydın aşkolar. Bugün kamerayı burada açtım. Neden? Ütü masamız var. Yani şöyle söyleyeyim, ben 7 yıldır ayrı evde yaşıyorum ve 7 yıldır hayatımda ilk defa ütü masam var. Bugün çok yoğunuz. Yani benden yapmamı istedikleri o kadar çok şey var ki. Öncelikle çekmem gereken 2 tane işbirliğim var. Bunlardan biri çok kolay çekmek. 2 dakikamı falan alır. Ama diğeri, yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Evde tek başımayım. Tüm kameraman, yönetmen, ışık, her şey bende. Oyuncu. Her şeyi biz üstleniyoruz. Bir şekilde halledeceğim. Oradan da normalde laptopumu almaya gitmem lazım. Hala laptopumu almaya gidemedim. Faturalarımı kargolamam lazım. Kargoya bugün gidebilir miyim bilmiyorum. Ablama gideceğiz. Ablama ama söyledim, akşam gideceğim. Bu arada akşam 5'te de terapim var. Terapiye gireceğim aşkım. Gibi gibi. Yani yoğun olduğumuz bir gün. Ama her şeyi becerirsem, her şeyin üstesinden gelirsem bugünün tadından yenmez. Ben mi ütüde kötüyüm? Bu mu ütülemiyor? Ütü masamız da var yani. Neyin nazı bu? Olduğu kadar. Tamam ya, olmuş işte. Oturuyor olacağız zaten. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Çekimleri 3'e kadar halletsem çok rahat edeceğim. O yüzden hızlı hızlı hazırlanmaca aşkım. Evet, işbirliğimizi çektik aşkım zaten. Bitkilerimiz. Ay çok güzel duruyor burası kızlar. Benim gerçekten dikkat dağıntım var galiba. Zaten L'Oreal işbirliğiydi. Panorama maskara her zaman favorimiz. O yüzden benim için çok kolay bir işbirliğiydi zaten. Faturaları kargolayacağım. Şimdi bir işbirliğimiz daha var, tamam mı? O işbirliği için ben bir akış yolladım. Çünkü bana yazdıkları akış hoşuma gitmedi. Dedim ki ben bunu şu şekilde çeksem olur mu? Sizin için uygun mudur? Onlardan dönüş bekliyorum. Bu sırada da dedim ki boş durmayayım. Faturalarımı kargolayayım. Yine söylüyorum, faturalarım benim, vergilerim için aşklarım. Bazen soruyorsunuz ne için bu faturaları biriktiriyorsun diye. Vergilerim, giderlerimi gösteriyorum. Ben bunları harcadım diyorum devlete. Bakın diyorum. Onlar da vergilerimden düşüyorlar falan fişman. Normalde bugün ablama gidecektik ya, ablam beni aradı. Onunla görüntülü konuştuk biraz. Onun da son dakika birkaç işi çıkmış. Dedi ki hani yoğun olacağım. Hani gelirsen de hiçbir şey yapamayacağız dedi. Ben dedim ki aşkım vallahi benim de bir tık işime gelir, ne yalan söyleyeyim. Çünkü ben de bugün kaça bölüneceğimi bilmiyorum. Bir de bugün gidecektim ablama, ablamda kalacaktım. Ertesi gün laptopumu almam lazım. Ertesi gün ablamda kalacağım için onu da alamayacaktım falan. Bizim için de bir tık iyi oldu. Şimdi o yüzden şu brief gelene kadar bari ben kargoya gideyim. Bunları vereyim. Bir de uyuz oldum. Şimdi beni Instagram'dan takip ediyorsanız hayatımda ilk defa kredi kartı başvurusu yaptığımı söylemiştim orada. Ve hani beni hiç mutlu etmeyen bir limit vermişler bana.
Yani uyuz oldum. Çünkü ben böyle bir limit istemiyordum. Bunun için başvurmadım. Ablam da şey dedi. Hani daha önce bir kredi kartın olmadığı için hani biraz kullan, ödediğini görsünler, limit arttırılır dedi. Çünkü arttırmak için başvurdum bile ben. Kredi kartım geldi. Ertesi gün limit hani limit yükseltmeye başvurdum. Onaylamadılar. Neyse, sorun yok. Onu da halledeceğiz. Yetişkin işleri böyle demek ki. Yetişkin olmak böyle bir şey. Dolap hesabını da biliyorsunuz açtık. Sonra beni banladılar dolaptan. İllegal bir şey yapıyorum sandılar. Çünkü ben ürünleri dediğim gibi gerçekten çok uygun fiyata koydum. Böyle olunca da benim hani tanıdığıma ucuz kargo için ürün yolladığımı sandılar. Dolapla da mailleştim. Salağa yaptılar tabiri caizse. Geri dönmediler mailime. Yani tek istediğim takipçilerimi mutlu etmekti. Onda da hevesimi kursağımda bıraktınız yani. Gerçekten. Faturaların şöyle silinmesinden nefret ediyorum. Vay, az faturam var. Ama aynı zamanda e-mükellef mi neyim işte. Oradan da internet üzerinden yaptığım harcamalar görüntülenebiliyor zaten bildiğim kadarıyla. O yüzden de az fatura var. Çünkü internet üzerinden aldım bir şeyleri. Hadi gidelim kargoya. Daha şunlara saksı alacağız kızlar. Onlar şu an saksısız yani. Öylesine saksılarda duruyorlar. Saksılarla onlar da çok güzel gözükecek umuyorum ki. Çok az kaldı ya, salon oturuyor. Ama biraz salmaya başladık. Her ay salona bir şey almak da yoruyor. Ne yalan söyleyeyim. Birkaç bir şey daha yapıldı mı bu salon tamamdır aşklarım. Her şey çok güzel oldu. Nasıl kombin aşkım? Artık bir seviye atladım ve kargodur, bakkaldır bu tarz yerlere giderken tight giymeye başladım. Yeni kilit açıldı aşkım. Bir influencer kolay olunmuyor. Influencerlar biliyorsunuz tight giymeye bayılırlar. Ben de sevmeye başladım. Bu arada Osho'dan bir tane tight aldım. Umuyorum ki bugün gelecek. Beyaz bir tight aldım çünkü. Böyle beyaz tightler çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle böyle beyaz tayt giyiyorlar. Üstünü açık renk. Tüylü gibi hani böyle ceketler falan giyiyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ben de artık o kişi olmak istiyorum. Clean girl makyajı yapıp onu giyip arkadaşlarına kahve içmeye falan gitmek istiyorum. Anladınız mı? O yüzden öyle bir tayt aldım. Umarım hiç göstermiyordur. Beğendim kendimi. Böyle şıpşak kombinleri seviyorum. Uğraşılmamış ama hoş gözüken. Elim kustu. Önce onu temizleyip böyle çıkıyorum. Ay gittim geldim aşkım. Hava çok sıcak yani. Güzel. Bu arada yarın da bir o kadar kötü galiba. Hava durumu öyle gösteriyordu. Abi bu kulaklığın şarjı o kadar uzun süre gidiyor ki size anlatamam. Şimdi şarjı bitiyor. Şok oldum. Yani en son ne zaman şarj ettim hatırlamıyorum, öyle diyeyim size yani. Herkese dert olan canım kulaklığın görüntüsüyle Ece o ne dedirten ama performansıyla şok eden canım kulaklığım. Bir işe daha kick attık aşklarım. Geriye ne kaldı? Bir iş birliğimiz kaldı. Laptopu almak kaldı. Yakup'a da bir ara gitmem lazım. Hiç enerjim yok biliyor musunuz? Bazen yemin ediyorum şey gibi davranıyorum böyle. Yani çok gitgellerim var ya benim. Kendimi izleyince bazen gülesim geliyor. Bilmiyorum ya. Şu aralar çok gitgeldiğim kızlar. Hayat zor aşkım. Never mind. Devam. Kızlar çok komik. Az önce bir PR gönderisi geldi Urban'dan. Çok ağır, tamam mı? Yani bir içinde farklı ürünler de var. Şimdi şöyle gözüküyor. İki tane ama bayağı ağır. Şuraya da bir çekmece yapmışlar. Abla IQ mi yetmedi? Açamıyorum. Koparmam mı lazım? Anlamadım. Koparacağım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ürünlere ulaşamıyorum çünkü. Yani çekmece gibi yapmışlar da çekilmiyor ki kardeşim bu. Oh! Bir ömür yetecek duş jelim oldu. Teşekkür ederiz Urban. Ya görünce çok mutlu olmuştum böyle bir paketi ve şu an şimdi çıkıyor. Paketi paramparça ettim. Bayağı canlandırıcı, nemlendirici duş jeli. Cilt tonu eşitleyici, nemlendirici. Bu da nemlendirici, bu da enerji verici. Terapiye başlama kararı aldım. Sıkıldınız zaten biliyorum. Sürekli bir şeyler yaptırıyorum, ediyorum falan ama kendimde çözümlemek istediğim bazı şeyler var ve ben belli ki bunları tek başıma yapamıyorum. O yüzden terapiye başlama kararı aldım. Bir tane uygulama var. Reklamlarını çok görüyorsunuzdur. Hayvel mi? Hayvel mi? Ne? Öyle bir şey. Onu bir deneyeyim dedim. Çünkü gitmek beni yoran bir şey. Yani bir yere sürekli gitmek. Ben çoğu şeyi hep o yüzden bırakıyorum hatta. O yolu çekmek, gitmek. Kimi zaman yoğun oluyorum. Şimdi bu internet üzerinden olduğu için hoşuma gitti. Görüntülü konuşuyorsunuz falan. Özgeçmişlerini görebiliyorsunuz psikologların, terapistlerin. O yüzden hoşuma gitti ve başlama kararı aldım. Bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, nelerle yüzleşeceğim, kim bilir nelerin içinden neler çıkacak. Çünkü terapi dediğiniz şey biraz daha böyle. Bir de ben psikoanaliz yapan bir terapistle görüşüyorum. Yani genellikle benim konuştuğum, terapistin ise dinlediği bir şeymiş bu. Bilmiyorum böyle bir şey istiyor muydum bu tarz bir terapi ama kadınla ön görüşme tatlı geçti. O yüzden bir bakayım dedim. Umarım güzel geçer. Tostum.
4 aylıkken beri bendeler. İkisi de aldığımda 4 aylıklarda. Alien daha büyük Monster'dan. Tatlı işler. Terapi için bana şans dileyin. Geldiğimde ağlamış olabilirim, bilmiyorum. Ben de bu huyumdan nefret ediyorum ya. Bazı şeyler hakkında konuşurken direkt sesim titriyor. Sesim titrediği gibi de ağlamaya başlıyorum. Bu huyumdan nefret ediyorum. Bunu da konuşuruz belki, bilmiyorum. O yüzden %80 ağlayacakmışım gibi geliyor. Ama belli de olmaz benim sağım solum. Hanımefendi, ben deliyim. Terapiden çıktım. Gayet güzeldi. Bu kadınla devam edeceğim gibi duruyor. Çünkü her şeyi anlatabileceğimi hissediyorum. Önemli olan da bu zaten. Öyle bakalım. Şimdi kendime yemek hazırlıyorum. Kendime dediğim akşam Cenkel de gelecek. Mantı yapalım dedik. Şunu benim böyle bilmem mümkün değil. Cenkel dedi ki hepsini yap, bir iki gün en kötü mantı yeriz dedi. Çünkü nasıl böleceğim bilmiyorum. Mantı yiyeceğiz yani. Bugün mantı günü. Zaten canım mantı da çekiyor. Bir de sarımsaklı yoğurt yaparız buna. Saatte zaten artık akşam olmuş. Karnım gururluyor yani size. Açız. Suyumuz kaynadı. Kızlar, buna benim yağmağı koymama gerek yok değil mi? Yok ya. Olsaydı Cenkel söylerdi aşkım yağ koy diye. Ben bir de onu aradım. Sıcak suyumuzu döktük abla. Dolaylar dolayı bir mantı yapacağım. Ocağın altını aç. Ben çok yanlış bir şeyler yapıyorum sanki. Ah Cenkel. Beni niye evde tek bıraktınız? Cenkel yap dedi diye yaptım. Yani suçu Cenkere atabilirim olmazsa. Şu hale bakın. En büyük tencerem buydu. Ne yapayım arkadaşım? Biraz daha suyunu alayım. Kızlar ya hak bismillah diyerek giriştik yani. Sonumuz ayrola. Artık biz 2-3 gün değil sanırım 5-6 gün mantı yiyeceğiz. Akılsız kafamız. Şimdi bir de buna bir yoğurtlu sarımsaklı sos yapalım. Ben sos çok sevmiyorum yağla yapılan. O yüzden sadece üzerine pul biber dökeceğim. Böyle daha çok seviyorum. Yani o kadar acıktım ki mutfağa geldiğimde, yani yemekten sonra toplayacağım. Burası tamam, bir de kola içelim. Ben şimdi Müge Anlı'mı izleyip yemomu yiyeceğim kızlar. Ama tadına bakalım sizinle. Yani pişti gibi geldi bana. Pişmiş. Mantının tadına bak bakayım. Neler çektim ben o mantıyı yapacağım diye. Güzel pişmiş. Neler yaşadım. Annen kolay olsun diye uğraşmış. Ben iki katı zorlaştırdım kendime, yemin ederim. İki tencereye böldüm, bilmem ne yaptım. Doğmuş ama buzluk galiba çok açık bu arada. Yani ayırmam imkansızdı onları. Neyse. Başardık bir şekilde. Hala çok mantımız var mı? Yani bir tencere dolapta ve diğer tencerenin sanırım çeyreği duruyor. Tamam. Kahvaltıda mantı. Öğle yemeğinde mantı. Akşam yemeğinde mantı yapıyoruz o zaman. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi öpüyor. Selam aşkolar. Bugün de devam ediyoruz ve laptopumu almaya gidiyorum. Bozuk laptopumu. Tamir edilememiş laptopumu. Ve başka bir yere veriyoruz. Ve Yakup'u artık bugün ziyaret edebilirim diye düşünüyorum. Ondan laptopu almam lazım. Yani daha nereye kadar böyle laptop gideceğiz. Allah'ım, laptop ne büyük nimetmiş de haberimiz yokmuş yanisi. Ve yine yağmurlu bir günde, laptopumu bıraktığım gün de hava kötüydü. Aldığım gün de kötü. Yağmurlu bir günde laptopumu almaya gidiyoruz kızlar. Ay, anlatıcı gibi oldum. Hep anlatıcı olmak istemişimdir. Şaka şaka istememişimdir. Şimdi ben bugün o kadar çok uyumuşum ki yüzüm gözüm şişmişti. Sonra benim ilaçla alakalı bir şey fark ettim. Kullananlarda da öyle mi bilmiyorum Zoraten'i. Mesela ikinci ayda da, üçüncü ayda da ve dördüncü ayda da ben şunu yaşadım. İlacı kullanmaya başlıyorum. İlk 10 gün hiçbir şey yok. 12-13. Günden itibaren ilaç bir anda bir etki etmeye başlıyor. Mesela 4. ayım, ben şu an 13. günündeyim. 13 gündür cildim gayet normaldi. Hiçbir kuruluk yoktu, hassasiyet yoktu, bir şey yoktu. Bugün 13. günde cildim inanılmaz kurudu ve kızarıyor ve kaşınıyor kuruluktan. Yani bir anda ilaç etki etmeye başladı. Ve bunu ben 3. ayda da 2. ayda da yaşamıştım. O yüzden ben böyle bir tespit yaptım. Sizde de öyle mi diye merak ettim. Tam çıkacakken kargom geldi. Ben bu çantayı çok seviyorum ya. Bu böyle acı kahve, koyu kahve. Bunun siyahını aldım. Gerçekten inanılmaz güzel bir çanta. Siyahı. Çok tatlı. Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Kızlar, laptopumu aldım ama bir yere veremedim. Çünkü biraz araştırma yapmam lazım. Öyle laptopu ilk gördüğüm yere de bırakamam. Çünkü güvendiğim bir yer olması lazım. Ve öyle bir yerde şu anlık olmadığı için araştırma yapmam gerekiyor. Hemen bir Yakup'u arayalım. Büyük ihtimal evine uğrayamayacağım ama kapısının önüne bir giderim. Alo, evde misin? Evet. İki dakika sana uğrasam aşağı laptopunu indirebilir misin Canikon? Okay.
Tamam, bir de kargolarımı da indirirsin. Geliyorum şimdi. Hadi bay bay. Bay bay. Konumdan bakarsın. Hadi gidelim. Yakupların ara sokağı dar bir sokak arkadaşlar, tamam mı? Ve iki yönden de giriş var. Ondan sonra ben normalde dörtleri yakıp Yakup'u bekleyecektim. Çünkü evin önünde genellikle park yeri olmuyor. Sonra karşıdan bir araç geldi. Biz böyle karşı karşıya duruyoruz. Benim geri geri çıkmam imkansız. Onun çıkması lazım. O geri geri çıkınca ben de gitmek zorunda kaldım. Oradan çıkmak zorunda kaldım. Yani Yakup'un evinin önünü terk etmek durumunda kaldım. Sonra baktım park yeri var. Adım park yeri bulmuşken o zaman park edeyim. Yani bir kahve içeyim. Ve bu sefer espressosu varmış. Ice mi içeceksin, şey mi içeceksin? Ice. Bakalım yolcu yolunda gerek. Kaçan Zeki, kahveni içtim. Ne giriyorsun ya? Atkın nerede? Arabada mı? Arabada. Laptopu kapadım. Öyle bir şey var yani, böyle değerli bir şey görürler arabada. Sen şimdi anladın. Anladın. Ama var o abi. Herkes montla falan kapatıyorsun. Atkıyla sarduk. Çantanı bıraktıysan falan böyle üzerine. Ben şunu düşürdüm bu arada ama kırılmamış. Ne? Çünkü şöyle tuttu. Dışarıdan açıldı. Ha bakalım. Siparişimiz hazır, gidebilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir de ben bunu eve çıkarken benim laptopu da çıkaracağım ya. İçine koy benimkini. Öyle yapacağım. Kamerayı da ben çekerim. Ondan sonra aldım. Hadi çao bella. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bugün Yakup'lasınız. Evet kızlar, geldik. Laptoplarımız burada. Sizden de öneri istiyorum bu arada. Özellikle Kadıköy'de bildiğiniz, zaten bir sürü tamirci var orada ama bilip güvendiğiniz bir tamirci varsa laptop için önerebilirseniz çok sevinirim. Ben de biraz araştıracağım. Ama hani belki ben bulamam. Sizin önerdiğiniz yerlerden birine giderim. Siz bana güvenenize, ben size güvenenize aşkım. Böyle. Sonra bu da Yakup'un laptopu. İstediğin kadar kullan dedi. Ömür boyu kullanırım artık. Ben Türk kahvesi söyleyeceğim aşklarım. Çünkü story'de anlattım zaten. Burada da 10 kere anlatıp sizi sıkmak istemiyorum ama kaza yapıyordum. Yani bugün bende bir alıklık var desem onunla alakalı değil. Çünkü ben yolumdayken başka bir aracın kazası sonucu kaza yapıyordum yani. Hallettim. Hiçbir şeyim yok. Merak etmeyin. Araçta da hiçbir şey yok. İyiyiz. Benim refleksler iyi aşkım. Böyle böyle. Hadi bakalım. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Tövbe tövbe. Aman aman. Aman yani. Şimdi bugünlük benden bu kadar aşklarım. Çünkü bugün daha bir şey yapmayacağım aslında. Yarın yine yoğun bir günümüz. Ama şimdi bir uzun zaman videoları göremeyince nasıl bir video çektiğimi anlayamıyorum. Her ne kadar 4 yıldır YouTube yapıyor olsam da bazen çektiğim şeyleri unutuyorum. İyi mi çektim, kötü mü çektim anlamıyorum. Haftalık vlog yapma kararı verdim bunu video içerisinde. Çünkü yeterince şey çekmemişim gibi geldi. Belki 2 part olur, belki tek part olur. Belki bambaşka olur. Sürprizlerle doluyum anacığım. O yüzden vlogun da kapanışını burada yapayım. Çünkü haftalık vlog olacaksa bir sürü şey çek. Ona eminim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın aşklarım. Her şeyi Instagram'dan söylüyorum. Lütfen. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.